Yani alışıldık iletişim, dışında. Tabii yani iletişim şu anda çok önemli. Ahmet Başkan'a soruyor genç oyuncularla. Teknik adam değiştirmiş, Şampiyonlar Ligi'nde puansız bitmiş grup mücadelesi. Tabii Ahmet Nurçin Başkan'a soruyorlar. Yani. İşte evet, seviyorlar, başkanım, sayıyorlar. Genç oyuncular, ben de gencim diyor. Tabii diyor. Espriler. İşte bu iletişimdir. Evet işte. Abi. Yani bu bir basit. De bu doğal olarak yansıyor. O zaman taraftarın tepkisi de ister istemez bu kötü dönemde minimuma düşüyor. Çünkü beklentiyi zaten Sercan da söyledi. Düşük tutuyor bu sene. Belki ikincilik olursa. Ya da Türkiye Kupası. Neyse işte. O yüzden o da camiayı sakinleştiriyor. Söylemler. Yani umarım transfer planlamasını iyi yaparlar. Çünkü bu ligin Beşiktaş'ın da bu lige ihtiyacı var. Yani bir daha böyle sezonlar yaşamasınlar. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş. Çünkü lig onlarla güzel, onlarla rekabetli, onlarla seyri daha keyifli hale gelen, izlenme oranı artan bir lig haline geliyor. O yüzden umarım iyi yaparlar tüm takımlarımız. Doğru transfer politikasından bahsederken şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Serkan Korkmaz, Ceyhun Eriş. Burada mavililer... geçen sezondan başlayan o transfer politikasını bu kış transfer sezonunda da devam ettiriyor mu diye soracağım. Genç isimler transfer etti Bursaspor'dan Trabzonspor. Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş. Trabzonspor'un yeni transferleri. Bu konuyla ilgili bu gençleştirme işte bir projeden Ersin Destan'ı aldılar. Ersin Destan. Bir projeden bahsediyoruz ya, hatta Galatasaray Başkanı Burak Elmas da bir gençleştirme projesinden bahsediyor. Ama bu projeyi doğru uygulayan Trabzonspor mu? O yıldız oyuncularıyla, takımla, teknik heyetle, yönetimle şampiyonluğa yürürken diğer yandan da bir projenin peşinde koşmaya devam ediyor mu? Trabzonspor sadece doğru transferler yapmıyor, o transferleri doğru zamanda yapıyor. Şimdi transferin bitmesine birkaç saat kala alınan, geldikten bir 15 gün sonra yeni yaşadığı eve, şehre, semte, isimlerini yeni öğrendiği takım arkadaşlarına alışan ve sezonun ilk devresinin ilk 8 haftasını bu adaptasyon süreciyle getiren transferler de görmedik Trabzon'da. Bir virgül koyalım mı? Teknik direktör Mustafa Er telefon attığımızda özellikle Trabzonspor'un genç transferleri Bursaspor'dan transfer ettiği Batuhan, Kerem ve Taha'nın da hocası Mustafa Er telefon attığımızda öncelikle hoş geldiniz diyelim Mustafa Er'e. Hoş bulduk, iyi yayınlar, merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ceyhun Eriş ve Serkan Korkmaz'la birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Ceyhun Eriş de takım arkadaşınız aynı zamanda, evet. Bir dönemde birlikte forma giydiniz. Hocam bu transferlerle sohbetimize başlayalım istiyorum. Çünkü Bursaspor'da özellikle sizin görev aldığınız teknik adamlık kariyeriniz boyunca Bursaspor'daki bugün 3 öğrenciniz Trabzonspor'a transfer oldu. Onları sizden dinlemek istedik, sizden tanımak istedik. Batuhan Kör 2001 doğumlu, santrfor mevkiinde oynuyor. Kerem Şen 2002 doğumlu, 19 yaşında ve Taha Altıkardeş henüz 18 yaşında stoper mevkiinde forma giyiyor. Bu üç futbolcuyu ve hikayelerini, onların gelişimini sizden dinlemek istedik. Öncelikle yayınlar diliyorum. Ceyhun abi merhaba, Serkan abi merhaba. Merhaba hocam, merhaba. Şimdi tabii üçü de çok yetenekli ve gelecek vadeden oyuncular. Yani üçü de hem yetenekliler hem de karakterliler. Önleri çok açık. Dediğiniz gibi 20 yaş altında 3 oyuncu ve Trabzonspor geleceğe çok ciddi yatırımlar yapıyor. Hem gününü dizayn ediyor hem geleceğini dizayn ediyor. Bence örnek bir kulüp profili çiziyorlar şu anda. Türkiye'ye örnek bir kulüp profili çiziyorlar. Tabii bizim geçen sene nedeniyle en büyük avantajımız, ben bu oyuncu grubunu, saydığınız oyuncular ve diğerleri hatta hepsiyle altyapıda çalıştım. Ben altyapıda 2 yılda görev yaptım Bursaspor'da. Zaten o 2 yılın sonunda A takıma çıktım ve süreç öyle ilerledi. Bu oyuncuların hepsini de biz tanıyorduk. Yeterliklerini de biliyorduk, yapabileceklerini de biliyorduk. En önemlisi de psikolojilerini biliyorduk. Çünkü psikoloji gerçekten çok önemli. Yani evet, birçok şey, birçok artı belki yan yana koyabiliyorsunuz ama oyuncuları psikolojik anlamda anlayamıyorsanız ve onlara cevap veremiyorsanız maalesef hepsi geride kalıyor. Yani işlere geçmiyor. Aktif hale getiremiyorsunuz. Bunlar çok küçük çocuklar. Yani biz geçen sene göreve başladığımızda
ligin başlamasına 2 haftalık bir süreç vardı. Kongre sürecinden sonra geldik. Ve bizim elimizde 40 kişilik bir oyuncu grubu vardı. Kerem ve Taha yoktu bu grubun içinde. Yani bütün altyapının yetenekli oyuncuları oradaydı ama Kerem ve Taha yoktu. Biz sonra lig başladıktan sonra onları dahil ettik. Geçen sene 17-18 tane hiç profesyonel lig oynamamış oyuncu oynattık biz. Yani ve Bursaspor, yani siz de biliyorsunuz, sadece Türkiye değil Avrupa'nın da radarına girdi. Avrupa'dan birçok ülkeden, İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, Almanya, birçok maçımıza sürekli scoutlar gelip bizi takip ettiler. Çocuklar tabii çok iyi anlamda gelişme kaydetti. Biz onların eksiklerini de biliyorduk. Onların eksiklerine yönelik. Onlar da sahiplendiler. Geçen sene çok farklı bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi de tabii bu üç arkadaşı Trabzonspor bünyesine kattı bugün itibariyle. Yani doğru bir iş yaptı Trabzonspor. Trabzonspor tarafından bakınca her anlamda doğru bir iş. Bursaspor cephesinden bakınca da açıkçası ben üzüldüm. Yani oyuncuların, çünkü ben hep şunu düşünüyorum. Yani hep şöyle bir projemiz vardı. Mevcut oyuncu grubuyla, özellikle alt yapıdan gelen oyuncular zaten geçen sene çok ciddi bir tecrübe kazanmıştı. Bir iskelet hazırlayıp, çünkü bu oyuncuların gerçek değerini bulmalar için daha belirli bir, ciddi anlamda bir süre lazımdı. 17, 18, 19, 20 yaşında oyunculardan bahsediyoruz. Süper Lig'e çıkarak, onları Süper Lig bitimine sunarak belki bu sezonun geleceği kurtulabilir. Hep öyle bir proje içerisinde aslında düşündük. Hep ona göre plan yaptık. Ama gelinen nokta şu anki bu transferi gerçekleştirdi. Tabii ben biliyorsunuz ilk hafta görev bırakıp ayrıldım. Ondan sonraki süreçle alakalı çok fazla bilgim yok. Ancak genel olarak Trabzonspor'un 3 tane yetenekli orta sahaya, o defansa ve ofans bölgesine 3 tane yetenekli takviye yaptığını söyleyebilirim. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi Taha altı kardeş özellikle stoper mevkinde oynuyor. Sizin de öğrenciniz. Trabzonspor'un da bir stoper ihtiyacı vardı ve Taha bu sezonu Trabzonspor'da tamamlayacak. Bursaspor'a geri dönmeyecek. Diğer iki arkadaşı Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi. Taha'nın ilk 11'de süre almasını öngörüyor musunuz? Performansıyla birlikte değerlendirecek olursanız eğer Trabzonspor'da bu sezon özellikle kalan haftalarda. Şimdi şöyle, Trabzonspor şu an ligin en iyi ve en formda takımı. Zaten sezon başladığından beri en iyi ve en formda takımı. Şampiyonluğunda açık ara en büyük adayı. Tabii ki çok zor. Taha gelişiyor şu anda. Taha ilk resmi maçını geçen sene Şubat ayında oynadı. Profesyonel maçını. Yani o dönem oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve çok iyi bir takıma gidiyor. Çok ciddi özellikleri var ama çok de var. O da bunun farkında. Bunları geliştirecektir. Orada tabii ki çok iyi bir hoca ve çok iyi bir teknik ekiple çalışacak. Orada en doğru ve en sağlıklı kararı tabii ki onlar vereceklerdir. Taha'nın eksiklerini giderme konusunda bir süre ihtiyacı var. O takıma adapte olabilmesi, şehre adapte olabilmesi, o oyuncu grubuna adapte olması, bunların hepsi bir süreç. Zaten Trabzonspor bu oyuncuları yatırım amaçlı aldı. Yani kısa vadede değil ancak uzun vadede onlardan faydalanacaklar. Ki yabancı sınırlamasında her geçen sene düşeceğini varsayarsak bunlardan uzun vadede faydalanacaktır. Oradaki en sağlıklı kararı hoca verecektir. Abdullah Hoca verecektir. Eğer ki hani Taha ile alakalı yeterliliğini hissettiği an tabii ki oynatacaktır onu. Ama dediğim gibi bu oyuncuların Taha dahil hepsinin daha gelişme dönemindeler ve gelişiyorlar, öğreniyorlar. Artıları evet var mı var, potansiyeller evet var mı var ama birçok eksikleri var. Bu eksiklerini giderdikleri sürece her geçen gün formaya Taha da daha çok yaklaşacaktır. Rekabetin içine dahil olacaktır o grubun içinde. Ama dediğim gibi oradaki en sağlıklı kararı hoca verecektir. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.